Herkese merhaba, ben Furkan Karaca. Bugün sizlere iPhone'a gelecek yeniliklerden bahsedeceğim ve onları canlı canlı göstereceğim. Peki iPhone'a gelecek yenilik benim iPhone'uma ilk olarak nasıl geldi? Bunun cevabı çok basit, hemen anlatmaya başlayayım. Biliyorsunuz Apple telefonlarımıza yeni özellikler katıyor. Peki telefonumuza gelen yeni özellikler düzgün çalışmazsa ne olur? Kafayı yeriz. Bundan dolayı da Apple'ın bunu defalarca test etmesi gerekiyor. Bu konuda da belli başlı kullanıcılardan yardım alıyor. Eğer Apple'ın beta programına kayıt olursanız Apple yeni özellikleri ilk olarak size gönderiyor ve sizden o telefonu kullanarak aslında test etmenizi istiyor. Ben de Apple'ın beta programına kayıt oldum ve iOS 13.5'i önceden indirip test etmeye başladım. Tabii ki bu farklı bir şey çünkü hatalı bir sürümü indirip aslında hatalı da değil test edilebilir bir sürümü indirip telefonda kullanmak bazı sıkıntılar yaşatabiliyor. Pil ömrünü bitirebiliyor. Daha çok hata almanıza sebep oluyor. Ancak özellikleri önceden kavuşabiliyorsunuz. Peki iPhone'a gelecek yeni özelliklere gelmeden önce o kısmı tamamlayayım. Bu güncellemeyi önceden nasıl indirebilirsiniz? Hemen anlatmak istiyorum. Telefonunuzu elinize alın. Buraya Apple Beta yazıp hemen webde ara deyin. Ben kolayca göstermek istiyorum. Tabii ki açıklama kısmına gerekli linkleri bırakacağım. Burada Apple'ın beta programına kayıt olmak için internet sitesini görüyorsunuz. Buraya giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Enroll Your iPhone dedikten sonra bundan sonra telefonunuza bir profil indiriliyor. O profili kurduğunuz andan itibaren yazılım güncellemeleri artık beta olarak karşınıza çıkıyor. Normalde iOS 13.5 yayınlanmadı. Ancak ben bu programa katılıp profili telefonuma indirdiğim için iOS 13.5 beta 4'ü erkenden kullanmaya başladım. Bununla alakalı bir videoyu Sihirli Elma'da çekmiştik. Dilerseniz oradan nasıl yapıldığına da bakabilirsiniz. Şimdi gelelim iPhone'a gelecek yenilikler hakkında konuşmaya. iPhone'a gelecek yeniliklerden en önemlisi şu. Eğer koronavirüse sahip bir insana yaklaşırsanız telefonunuz sizi uyaracak. Peki bu nasıl olacak? O onu nasıl anlayacak? Test yapılması gerekmiyor muydu? Evet gerekiyordu. Hemen olayı anlatmaya başlayayım. Apple Google'la bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma gereği Android telefonlarla iPhone'lar birbirleriyle Bluetooth'la iletişim haline geçebilecek. Örneklendirelim. Siz Apple'ın bu özelliğini telefonunuzda açtığınız zaman size gizli bir ID veriliyor ve o ID size ait oluyor. Markete gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Diğer insanlarla mecburen yaklaşmaya başlıyorsunuz ve bu yakınlaşmanın ardından karşı tarafın Android telefonuyla veya karşı tarafın bir iPhone'uyla sizin kendi iPhone'unuz haberleşiyor. Diyor ki bu kişiyle bu kişi yan yana geldi. Bu kayıt tutuluyor. Bu 14 günlük kayıt esnasında durum şöyle gelişiyor. Eğer o yakınlaştığınız kişi koronavirüse sahip olursa size bir bildirim geliyor. Sizin daha önce yaklaştığınız bu kişi koronavirüs oldu. Test yaptırmak ister misiniz diye. Veya anlık olarak yaklaştığınızda bildirim geliyor. Veya işin daha kötüsünden bahsedeyim. Allah korusun eğer siz koronavirüs olursanız sizin yaklaştığınız ne kadar insan varsa onlara bildirim gidiyor. Tabii ki bunlar tamamen gizlilik halinde yürütülüyor. Burada Apple'a ve Google'a güvenmemiz gerekiyor. Ancak bu özelliği de kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Ben hemen bu özelliği ayarlar kısmında sizlere göstermek istiyorum. Ayarlara geldikten sonra gizlilik bölmesine giriyoruz ve burada sağlığa tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi COVID-19 uyarısı şu anda ülkemizde kullanılamıyor. Bu ülkemizde kullanılıp kullanılamayacağı meselesi henüz net değil. Ancak Apple tarafından beklenene göre bu güncelleme ülkemizde de kullanılabilecek. Gördüğünüz gibi alt tarafta da benim anlattığım uyarılar var. 14 gün boyunca kayıtların tutulacağı, sizlere farklı bir isim verileceği yani Furkan Karaca, Gökhan Kasaba yaklaştı gibi herhangi bir uyarı gitmeyecek. Tamamen random isimlerimiz bildirim haline gidecek. Bu önemli bir adım çünkü Allah korusun dediğim gibi herhangi birisi koronavirüs olduğu zaman ona yaklaşan herkesi bulmak gerekiyor. Ve bu da aslında biraz geç kalmış gibi gözükse de herkesin hayatını kurtarmak için önemli bir adım. Bizim ülkemiz bu konuda oldukça başarılı ancak bu konuda hala başarılı olamayan birçok ülke var. Gelelim bir diğer yeniliğe. Benim çok büyük bir derdim bitti. Aslında herkesin büyük bir derdi bitti. Eğer Face ID sahip bir iPhone kullanıyorsanız yani iPhone 10 üstünde bir iPhone modeli kullanıyorsanız ve yüzünüzü tanıyarak açan bir iPhone'a sahipseniz ne oluyor? Maskeyi takıyorsunuz. Maskeyi taktıktan sonra yüzünüzün yarısı kapanıyor. Peki iPhone sizi tanıyor mu? Hemen söyleyeyim, tanımıyor ve tanımaya çalışıyor. 2-3 saniye boyunca bir saniye ben bu kişiyi tanıyacağım diye sizleri bekletmeye çalışıyor. Ondan sonra sizden bir parola istiyor ve diyor ki ben senin yüzünü tanıyamadım, parola girmen gerekiyor. İşte bu durum oldukça kötü. Örnek vermek gerekirse ben araba sürerken navigasyondan yardım alıyorum. Karşıma iki tane yol çıkmış, sağ ve sol. Yoğun trafikte telefonu açmaya çalışıyorum. Hani nereye gideceğimi görmeye çalışıyorum. Ancak yüzümde maske olduğu için
benim yüzümü tanımaya çalışıyor ve beni bekletiyor. Bu gündelik hayatta doktorların veya hemşirelerin de hayatlarını çok fazla zorlaştırıyor. Şu anda bizim gibi maske takanların da hayatını çok fazla zorlaştırıyor. Apple sonunda bunun farkına vardı ve şöyle bir özellik getirdi. Yüzünüzde maske olduğunu anlarsa iPhone direkt olarak sizden şifre girmenizi istiyor ve şifreyi girdikten sonra kilit açılıyor. Bu da gelen güzel özellikler arasında. Videoyu bölüyorum ve karşınıza bu şekilde çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüzüme maskemi taktım ve çok rahat bir şekilde yüzümü kapatabiliyor. Yani normal bir maske ihtiyacını karşılayabiliyor. Çünkü biz bu maskeyi evde diktik. Neyse konumuz o değil. Şimdi iPhone'un kilidinin nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Şöyle ekranımı bir karartıyorum. Ekranda büyük ihtimalle ne kadar çizik varsa görüyorsunuz. Ekranı tekrar açıyorum ve hemen yukarı kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi parolayı istedi. Normal zamanda yaptığı şeyi de göstereyim. Yüzümü saklayarak bunu rahat bir şekilde gösterebilirim. Yukarı kaydırdığınızda Face ID istiyor. Tekrar tekrar uğraşıyorsunuz. Ve en son bakın uğraşıyorum. En son dayanamayıp benden parola istiyordu. Bu normal zamanda olan hali. Çünkü yüzümü hiçbir şekilde tanımıyordu. Ancak şimdi tekrar yüzümü göstereceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen parolayı istedi. Hayat kolaylaşmış oldu. Bir diğer özellik iPhone'un donması özelliği. Yani iPhone zaten arada sırada donabilir ama bu seferki durum çok farklı. Size karşıdan bu mesaj geldiğinde iPhone donuyor. Evet, yani ben örnek vermek gerekirse bir tane arkadaşıma bu mesajı atarsam, ki bunu yapmamamız gerekiyor, onun iPhone direkt olarak donuyor. Ya iPhone'u iTunes'tan geri getirmeniz gerekiyor veya şansınız varsa telefonu açıp tekrar kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İşte Apple bunun farkına vardı ve bu sorunu da giderecek. Face ID biliyorsunuz 32 kişiye kadar bizleri görüntülü konuşturma yaptırabiliyor. Bu oldukça güzel. Düşünsenize 30 kişi konuşuyorsunuz ve birisi konuşmaya başlıyor. Peki konuşan kişiyi nasıl anlayacağız? İşte orada Apple devreye giriyordu ve konuşan kişinin görüntüsü büyüyordu. Aslında size konuşan kişinin kim olduğunu anlatıyordu. Bu özellik hayatımızı oldukça kolaylaştırıyordu. Ancak gelen yeni özellikle beraber bunu kapatabileceksiniz. Çünkü bazı kullanıcılar bundan mutlu değil gibi gözüküyor. Evet, sizlere gelecek yeniliklerden bahsettim. Bu sefer karşımıza çıkacak iOS 13.5 güncellemesi önemli özelliklerle karşımıza çıkacaktı. Özellikle şu maske olayından sonra çok fazla rahatlayabileceğimi söyleyebilirim. Evden çıkmadığım için Covid-19 bildirimi benim için çok önemli değildi. Ancak evden çıkan insanlar için, evin dışında çalışmaya başlayan insanlar için Apple'ın bu önemli adımı tüm dünyada birçok şeyi değiştirebilir. Evet, her şeyden bahsettikten sonra son bir detay daha vereceğim. iPhone'u beta sürümüne güncelledikten sonra performansta bir kayıp yaşadın mı? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Geekbench 5 testinde tekli çekirdek skorunda 1333 alan iPhone 1332 almış. Çoklu çekirdek testinde 3198 puan alan iPhone 2698 puan almış. Yani çoklu çekirdek testinde bir düşüş var, ancak iPhone'u genel olarak etkilememiş diyebilirim. Ancak dediğim gibi beta sürümünden bahsediyoruz ve test edilmek için karşımıza çıkartılmış bir program var. Bugün sizlere iPhone'a gelecek yeniliklerden bahsettim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.